Lemançu Damlı. O doğduğunda yıl 1932 idi. İstanbul'da dünyaya gelen Leman modern bir ailenin çocuğuydu. Küçük yaştan itibaren sanata ilgi duyuyordu. Ama onun aklında oyunculuk yoktu. Yıllar sonra tüm Türkiye tarafından sevilen bir oyuncu olacağından habersiz opera eğitimi aldı. Uzun süre Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde çalıştı. 1955 yılında yani 23 yaşında opera sanatçısı Necat Çıdamlı ile evlendi. Bu evlilikten Ayşegül adında bir kızı oldu. Sonra bir şekilde yolu beyaz perdeye düştü. Yıl 1974'tü. Kanlı Deniz filminde Tonyalı'nın karısı rolünü hayat vererek ilk kez kamera karşısına geçti. Aynı yıl hayatını değiştirecek proje geldi. Konservatuvardan arkadaşı olan Tekin Akmansoy'un başrolde oynayacağı Kaynanalar çekilecekti. Bu dizi Türkiye'nin ilk sitcom örneklerinden biriydi. Tekin Akmansoy'un aklına hemen Lemançu Damlı gelmişti. Bu dizide Defne Yalnız, Sevda Aydan, Ege Aydan, Münir Caner, Sermin Hürmeriç, Haşim Hekimoğlu, Alev Sezer gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Türk televizyon seyircisinin ailesinin bir ferdi gibi olmuştu. Kaynanalar dizisindeki rolüyle o kadar özdeşleşti ki 2002'de Kaynanalar'da Çıdamlı'nın kocasını canlandıran Tekin Akmansoy'un gerçek eşi hayatını kaybettiğinde haber Lemançu Damlı'nın öldüğü şeklinde basına yansımıştı. Bu dizideki Nuriye Kantar tiplemesiyle çok sevilen Çıdamlı bir projeyle şöhret olmuştu. Köyden büyük kente göçmüş, zengin olmuş ama alışkanlıklarından kopmamış Kantar ailesi, kendilerini görmediğimiz zamanlarda da bir yerlerde hayatlarını sürdürür gibiydiler. O kadar benimsenmiş bir aileydi ki Kantarlar, ne zaman alışverişe çıksam koskoca Nuri Kantar'ın karısısın, sen ödeyemezsen kim ödeyecek deyip olmadık paralar istiyor satıcılar diye yakınıyordu Lemançu Damlı yıllar önce. Dizi 1974'te sinema filmi olarak da çekildi. Türk televizyonlarında en uzun süre yayınlanma rekorunu elinde bulunduran Kaynanalar, İlk kez 1997 yılında TRT dışında Kanal D'de gösterime girdi. Tabii bu arada dizinin konusu ve kahramanları geçen zamanın koşullarına ve gelişen teknolojiye de ayak uydurdu. Köyden indim şehire, Perihan abla, Kahkaha marketi, Aşkın gözü kördür, Bıçkın, Zehir hafiye, Ah şu komşularımız, Var Yemez gibi dizi ve filmlerde oynadı. Bir diğer önemli projesi ise 1992 yılında yayın hayatına başlayan ve 10 yıl kadar devam eden Mahallenin Muhtarları dizisiydi. Bu dizide Kaynana Seher rolüyle evlerimize konuk oldu ve Cihat Tamer, Erkan Can, Aydan Burhan, Esra Akkaya, Sevil Üstekin, Yalçın Gülhan, İsmet Özhan, Sümer Tilmaç, Filiz Taçbaş gibi pek çok ünlü isimle birlikte kamera karşısına geçti. Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Var Yemez filminde fidye için kaçırılan kocasını "Benim adım Melek, kimse yapamaz bana kelek" diye terslemesiyle hala hafızalarımızda. 90'lı yıllarda sanat yaşamına aktif bir şekilde devam eden Çıdamlı, 1993 yılında Darbukatör Baryam adlı dizide Müjdat Gezen'in annesine hayat veriyordu. Bu dizide Nilgün Belgün, Cenk Koray, Asuman Arsan gibi isimlerle birlikte oynadı. Sonrasında Nasrettin Hoca, Çılgın Aşıklar, Gülşen Abi, Yasemince, Bedel, Büyük Annemin Konağı, Cennet Mahallesi ve Aşk Oyunu gibi yapımlarda rol aldı. Son projesi 2005 yılında yayınlanan Aşk Oyunu dizisiydi. Çıdamlı ömrünün son yıllarını sektörden uzak geçirmeyi tercih ediyordu. Hem yaşı oldukça ilerlemişti hem de sağlığı müsaade etmiyordu artık. Yıllarca emek vermiş, çalışıp didinmişti. Artık dinlenme vaktiydi. Ama hayat izin vermedi. Usta sanatçı akciğer kanserine yakalandı. Uzun süre kanser tedavisi gördü. Yaşamak güzeldi. O da seviyordu yaşamı. Ama ölüm herkese gelecekti elbet. Tedavi gördüğü hastanede 18 Aralık 2012'de 80 yaşındayken hayatını kaybetti. Usta sanatçı için Maltepe Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çıdamlı'nın oyuncu olan kızı Ayşegül Çıdamlı, Yalçın Gülhan, Tuncay Akça, Ahu Sungur
ve Suat Sungur gibi çok sayıda sanatçı katıldı. Cenaze törenine katılamayan dostları ise çelenk gönderdi. Lemançu Damla'nın cenazesi defnedilmek üzere Pendik Yenişehirli Mezarlığı'na götürüldü. Ünlü sanatçının kızı Ayşegül Çıdamlı cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. İçimiz yanıyor, annemin hastalığı çok ağırdı. Akciğer kanseri olmuştu. Son bir yıldır zorlu bir süreç geçirdik. Şimdi Hakk'a yürüdü. Artık rahat. Allah günahlarını affetsin, mekanı cennet olsun. Annem büyük sanatçıydı. O beste yapabilen, heykel yapabilen, caz yapabilen çok güzel bir sanatçıydı diye konuştu. Oyuncu Yalçın Gülhansa Türk tiyatrosunun önemli bir ustasını kaybettiğini belirterek "Üzülmememiz mümkün değil. Leman ablayla ben 12 yıllık bir çalışma yaptım. Mahallenin Muhtarları dizisinde annemi oynamıştı. Çok önemli bir aktristti. Leman abla candır" diye konuştu. Tekin Akmansoy yıllarca Kaynanalar'da karşılıklı rol aldığı Leman Çıdamlı için şunları söylemişti. "Bir olayı sonuna kadar en iyi şekilde yapmaya çalışırdı. Çok ciddiye alırdı işini. 1973'te Kaynanalar için hazırlıklara başladığımızda 1,5 ay boyunca sadece masa başında çalıştık. Bu yüzden başarı elde ettik. Sanki 40 yıllık karı kocaymışız gibiydik. Birçok insan gerçekten karı koca zannediyordu bizi. Konservatuar mezunuydu. Yollarımız orada kesişti. Opera eğitimi vardı. Çok şakacı biriydi. Kantinde birbirimize takılırdık. Günün birinde Kaynanalara karar verilince aklıma ilk Leman Çıdamlı geldi. Çok da yetenekliydi. İyi bir ekiptik biz. Her zaman eğlendik. Ama önemli olan eğlendirmekti. En son karar vermiştik, tekrar oynayacaktık. Kaynanalar ve torunlarını yapacaktık. TRT'ye teklif ettik ama cevap alamadık. Şimdi cevap verseler de çok geç artık." Leman Çıdamlı'nın 55 yıllık eşi operacı Nejat Çıdamlı da Leman Çıdamlı'dan 10 gün önce vefat etmişti. Kızları Ayşegül Çıdamlı, "Annem 40 yıl sigara içti. Babam da annemden dolayı pasif içiciydi. Bu yüzden damar tıkanıklığı vardı. 10 gün önce bacağını kesmek için hastaneye yatırdılar. O gece hastanede korkudan kalp krizi geçirip öldü. Annem babama, "Nejat, önce seni göndereceğim ama sen bensiz yapamazsın. Arkandan geleceğim" derdi. Dediğini yaptı diye konuştu. Ayşegül Çıdamlı da annesi gibi oyunculuğu seçenlerdendi. Özellikle "Adını Feriha Koydum" dizisinde Feriha'nın halası rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Acısıyla tatlısıyla bir Leman Çıdamlı geçti bu dünyadan. İyi ki de geçti.